için söyleyeyim. Doğal olarak yani ulus devletler ortaya çıktıktan sonra geçmişte o ülkeleri, o toplumları motive eden mistifikasyonlar ortadan kalktı. Doğal olarak ulus devleti yeniden mistifike etmenin araçları, dilleri aranmaya başlamıştı. Yani işte vatan duygusu üzerinden yeniden pek çok şey üretilmeye başlandı doğal olarak. Yani o mitolojiler ulus, hatırlandı. Mitolojiler hatırlandı. Türkiye'yi düşünün mesela. İşte eti banklar, Hititler, Sümerler. Mesela Sümerler, Sümer banklar. Orada Türkiye'de Ergenekon efsaneleri falan Türkiye'de hatırlandı. O mitoloji İslam öncesi dönemi arandı. Çünkü yeni dönemde, yeni ulus devlette doğal olarak dini bir motivasyonla, dini bir duyguyla insanlar arasında böyle bir mistifikasyona devam ettirmeyi doğru bulmadı. Aynı şekilde sistem. Aynı şekilde Mısır'da da Luxor, aynı şey. Luxor ve nereye döndüler yani? Tapınaklar hikayeleri. Selçuklu'dan önce gittiler, daha Etilere gidildi, hatta Sümer'e gidildi, Hitit'e gidildi filan. Bu şey ülkelerinden birisi, Baltık ülkeleri ya da bu ada ülkelerinden birisi de şimdi hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Orada bir tarihçi var, edebiyat tarihçisi, aynı zamanda antropoloji de bilen biri herhalde. Ya da filolog diyelim, tam hatırlayamayacağım. O da kendi ulusal destanını buluyor ve yayınlıyor. Yani eski kaynaklardan buluyor, yayınlıyor. 19. yüzyılda. Yakın zamanda ortaya çıktı ki tamamen sahteymiş bu. Kendisi yani yazmış. Böyle bir ulusal destan olmadığı için adam ne yapsın? Uydurmak zorunda. Bütün ulusların destanı var. Kendi ulusunun destanı yok. Adam uydurmak zorunda. Eyvallah. Kalmış. Böyle meselemiz gider abi. Bugünkü meseleye doğru gelelim yavaş yavaş. Selahattin sen bir şey mi soracaktın? Oradan gelecektim ben. Oradan gelmeden bir şey söyleyebilir miyim? Abi bir şey söyleme, bir gözünü seveyim bu yani. Bu kurumlar bu kadar da naif değil anlamında. Bu Birleşmiş Milletler, UNESCO, IMF gibi. Neresi naif? Burada naif hani, olduğunu hani düşünen var mı? Çaba hani o ortaya koydukları yok. Dedi de. Şeyin bir küçük bir risalesi vardı. 90'ların ortalarında, ikinci yarısında yayınlandı. Abdülkadir Es-Sufi. Ama o kitabında, o risalede künyesini değiştirmişti. Abdülkadir El-Murabıt adını almıştı. Diyalektiğin Sonu adlı küçük bir kitapçıktır. Vadi Yayınları basmıştı sanırım. Orada bu finans kapitalin nasıl nüfuz ettiğini ve nasıl dünyayı yönettiğini anlatıyordu. Diyordu ki, peki bu 12 evden söz eder. 12 finans evi Londra merkezli. Bu çok önemlidir. Bütün dünyadaki para piyasalarını yöneten finans evleri Londra'da toplanmıştır ve 12 tanedir. Devletlere borç verirler. Borç alırlar falan. Peki diyordu bunlar nerede rastlayacağız bu insanları? Diyor ki bu uluslararası kuruluşlardaki yöneticilerin memurların değil. Yani bizim mesela vardı bir memur gelmişti iktisadı düzeltmeye 2000'de. Neydi adı? Önemli değil. Kemal Bey. Onun gibi memurlar değil. Yani üst düzey yöneticilerden bahsediyor. Onlara bakın diyor muhtemelen diyor o finans evlerinin sahiplerinin çocuklarıdır onlar diyor. IMF'de, Dünya Bankası'nda. Birleşmiş Milletler'de diyor asıl yüksek görevleri yapanlar onlardır diyor. Buradan şeye geliyordu. Siz diyor parlamenter demokrasiyle hükümetlerinizi seçiyorsunuz değil mi diyor demokratik bir şekilde. Peki diyor hükümetleriniz iktisat politikalarına kendisi mi karar veriyor? Hayır, IMF üzerinden, Dünya Bankası üzerinden onlara bir program dayatılıyor. İşte bu programları dayatanlar bu kişilerdir diyordu. Onlar da zaten bu finans evlerinin yani finans kapitalin çocuklarıdır bunlar diyordu. Bu uluslararası kuruluşlar tam da bu uluslararası sermayenin, onun tam adıyla finans kapitalin doğrudan kültürel, politik, iktisadi organizasyonlarıdır. Hiç öyle basit komple teorileri falan hani bunlar burayla ilişkili falan değil. Çok açıktır bu. Tabii. Yani bir gizli saklı bir şey olarak kendileri söylemiyorum bunu. Kendileri de gizlemezler tabii. Bunu ayrıca. Şimdi bugünün meselesine gelelim yavaş yavaş isterseniz. Böyle çağrışımları doğurur, alır gideriz. Türkiye'de son günlerde bir iki haftadır malum memleketin en çok hani konuşulan önemli en çok kanayan meselelerinden bir tanesi bir dönem Doğu meselesi, bir dönem terör meselesi, bir dönem Kürt meselesi diye böyle farklı dönemlerde farklı tanımlarla olmuş bir meseleye dair bir barış süreci yeniden başlatıldı. Malum hükümet İmralı'yla, Abdullah Öcalan'la yeniden görüşmelere başladı ve yeni hükümet, bir mutabakat. Bunu. Hükümet değil, devlet hükümet görüşüyor değil, diyor. Devlet görüşüyor. Evet. Peki devlet görüşüyor. Öcalan'la görüşmeye başladı ve yeni bir sürece girildi. Yeni sürecin mutabakat ilkeleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve bu amaçla da BDP milletvekilleri Sayın Ahmet Türk'le Ayla Akat
İmralı'ya, Öcalan'la görüşmeye gittiler. Ve döndüklerinde kamuoyunu Abdullah Öcalan'ın verdiği mesajlarla hani sürecin öbür tarafını anlatmaya başladılar. Böyle devam ediyor. Bu arada da herkesin zihninde bir duygu vardı. Yani provoke edilecek. Herkes biliyor aslında, değil mi? Böyle temel fıkrası gibidir. Temel, evet, yolda yürürken bir tane muz görür. Evet. Muz kabuğu görür. Yine düşeceğiz der Temel yani. Hani aslında biraz böyle. Hepimiz biliyoruz ki yeniden bu barış dili kurulmaya çalışıldığında birileri bu meseleyi provoke edecek. Herkes biliyor. Fakat bu sürecin mutabakatların ilki galiba ne olursa olsun buna baltalamak istenen durumlara karşı bu süreç devam ettirilecek iradesiydi. Onu göreceğiz. Yani nasıl devam edecek? Edecek mi, etmeyecek mi göreceğiz? Ve bunun daha herkesin aklındaki şey ortaya çıktı. Paris'te üç kadına girişilen suikast son derece profesyonel gerçekleştirildiği ortada olan cinayet yine pek çok durumu ortaya çıkardı. Bir de bir karakol baskını vardı sanırım. Onun evet. Öncesinde bir karakol baskını vardı, evet. Yani neticede yine bir takım güçler duruma müdahil olmaya karar verdiler, anlaşılan o. Ve bunu da tabii özellikle yani Kürt siyasal hareketinin duygusal olarak da önemli isimlerinden biri de buna kurban gitti. Çünkü Sakine Cansız bu anlamda sembol isimlerden bir tanesi. Şu an örgüt içinde çok o anlamda aktif durum olmasa da tarihi olarak önemli yerde duruyor. Kürt kadınları için neredeyse hani menkıbevi duruma gelmiş isimlerden bir tanesi. Diyarbakır cezaevindeki süreçleri, oradaki mücadelesiz daha sonraki. Bakalım ne olacak diye düşünüyoruz. Böyle kısaca özetlemiş olduk herkesin bildiği şeyi. Bu arada da medya bir karar verdi. Daha doğrusu medyada bu sürece hani destek olacak mı olmayacak mı tartışmaları vardı. Aydın Doğan grup içerisinde sanıyorum bir mektup yazarak gazetecilere bir dikkatli bir dil kurulmasını. İsterseniz onu görelim. Görelim. Bir bakalım bunu kim köşesine taşımıştı? Sanıyorum Radikal'de Eyüpcan mı? Eyüpcan galiba köşesine orada taşımıştı ilk. Orada mı duyduk? Daha önce bir yerde duyduk mu bilmiyorum. Peki bakalım Aydın Doğan ne demiş, ne yazmış çalışanlara? Ondan sonra bu barış dili meselesini konuşmaya başlarız. Peki Eyüpcan'ın yazısında geçmişti Aydın Doğan'ın. O mektuba bakalım, çalışanlarına yazdığı mektuba. Oradan bu barış dili meselesini konuşacağız arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, ülkemizde son günlerde terör sorununun çözümü ve Kürt sorunu ile ilgili önemli bazı gelişmeler yaşanıyor. Sürecin seyrini objektif biçimde izlemek ve özgürce yorumlamak temel işlevimiz olmakla birlikte, ülkemizin menfaatleri açısından yüksek derecede sorumlu bir yayıncılık çizgisi izlemek de görevimizdir. Bu bakımdan bu süreç boyunca barış dilini korumaya, süreci olumsuz etkileyebilecek çatışmacı yaklaşımlardan kaçınmaya özen göstermeliyiz. Söylemimizi, sözcüklerimizi seçerken yaratıcı algıyı göz önüne alarak hareket etmeliyiz. Hepinizin gazetecilik ilkeleriyle birlikte yüksek sorumluluk içinde hareket edeceğinize güvenim tamdır. Sevgilerimle Aydın Doğan. Evet, Aydın Doğan böyle bir çağrıda bulundu kendi grubundaki gazetecilere. Şimdi siz meseleyi neresinden görüyorsunuz? Yavaş yavaş bu meseleyi konuşmaya başlayalım isterseniz. Gökdemir görsün önce, ben de kendi fikrimi söyleyeyim. Beni öyle atma. Böyle koskoca medya patronlarının sözlerine karşı ne söyleyeyim ben? Beni öyle atıyorsun. Ya bir kere bu grup, bahsi geçen grup, böyle arada bir anayasalar yayınlar, böyle bildiriler yayınlar, medya kendilerini bağlayan ilkeler yayınlar falan da, bunların hiçbir ciddiyeti yoktur. Bu açıklama da bilmiyorum ne kadar samimi. Şeyde hala durur mu? Hürriyet'in logosunun altındaki, evet, o vecize durur mu hala? Türkiye Kürtlerindir. Ha, evet. Mesela oradan başlayabilir mesela. Bu iyi bir başlangıç olabilir, evet, yani. Oradan o Türkiye Türklerindir ifadesinden başlayabilir. Bir ikincisi aslında bizim genel, hatta bugün böyle inşallah biraz daha Türkiye Türklerin
Kürtlerin, Ermenilerin, Rumların, Arapların, Boşnakların, Lazlarındır gibi. Hani eğer bir şey yazmaya gerek yok. Bence bir şey yazmaya gerek yok. Biraz kışkırtıcı olayım. Ama biraz bugünkü konumuz sadece bu değil ve barış dili değil de bu medya ve kamuoyu ilişkisi. İşte bu barışın dilini konuşacaksak sadece medyada değil kamuoyunda da nasıl bir etkisi olacak? Öyle bakarsak bizde hep böyle bir tepeden inşa süreci var. Ne demiştik bu içeride konuşurken? Efkar umumiye nasıl tesis edilir demiştim ya ben. Bu bizde Tanzimat'tan bu yana ilk gazete, daha doğrusu ceridelerin çıkışı, sonra gazetelerin ortaya çıkışı. Zaten isimleri de odur. Tasviri efkardır değil mi? Ya da ne vardı başka böyle bir şey isimlerinden? Tercümanı ahval. Ahval var. Churchill'inki hangisiydi? Onu hatırlamıyorum. Churchill'in gazetesi memleketimizde çıkmadığı için. Yok, Türkiye'deki bir Churchill'in ilk çıkardığı ilk. Türkiye'de şimdi Churchill gazetesi çıkardı ya. Tabii. Bizde şöyle bir tersinden durum vardır. Aslında bu diğer ülkelerde de çok doğrudan işlemez ama bizimki kadar bariz değildir. Bizde cerideler, gazeteler gerçekten umumun efkarını, yani genel fikirleri, kamuoyu diye bir şey olsaydı da onun fikirlerini yansıtalım, bakalım halk neleri tartışıyor, neler söylüyor anlamında çıkmamıştır. Bizde ne yapılmıştır? O efkarı umumiye tesis edilmek üzere gazeteler çıkartılmıştır. Yani şeye karşı, saltanata karşı muhalif arkadaşlar bir kamuoyu oluşturmak istiyorlar ve gazeteleri de bunun aracı olarak görüyorlar. Hatta gazeteleri bunda ne beis var? Yok mu? Yani bir şeye karşı ve gazete çıkarıyor adam yani. Hayır, gazete çıkarıyor da kamuoyu yokken kamuoyu oluşturmak amaç. Yoksa medyanın amacı kamuoyu oluşturmak mıdır, yoksa var olan kamunun oyunu sergilemek midir? Biraz bu ters geliyor bana. Medyanın böyle bir şeyi yok. Bir ikincisi, böyle bir vazifesi yok ya. Tamam, o zaman ona itiraz etme. Kamuoyu lafını ilk kim ortaya atıyor? Namık Kemal. Tabii o dönemlerde ortaya atıyor. Namık Kemal ilk kamuoyu lafını o zaman ortaya atıyor. O zamana kadar padişahımız Haşmet Meap var. Yani padişah ve Babıhan'ın, çok özür dilerim. Gökdemir tamamlasın, oradan devam edelim. Tamam. Bir de şu var, bunlar aynı zamanda bilgi kaynaklarıdır. Mesela o cerideler, daha sonra da gazeteler sadece haber vermez, romanda yayınlar, tefrik eder, tabii, bilgiler verir. Cerideler bilhassa günlük ansiklopedi gibidir. Burayla aslında yeni modern insan epistemolojik olarak inşa edilmeye çalışılır. Doğru. Yani bizdeki matbuatın şeyi budur, rolü budur. Yine epistemolojiye geldi. Dedim, yine dedim. Bizdeki matbuatın gayesi budur. Şimdi böyle olduğu zaman bizde hep kamuoyu yukarıdan aşağıya tesis edilen, inşa edilen bir şeydir. Medya da bunun aracıdır, bayağı vasıtasıdır. Tam da adıyla müsemma, yani ismiyle müsemma, bunun aracıdır. Yani yukarıda, efkar yukarıdadır, umum aşağıdadır. Efkarla umum arasındaki bağlantıyı da medya sağlar. Doğru. Yani ona aracılık eder. Ve o efkar, o umuma, yani o fikirler... Burada tercüme odasının rolünü de unutmayalım. Var ama bu bizdeki politik şeyden kaynaklanır. Doğrudan halka o fikirler empoze edilir medya üzerinden. Bunlar sadece haberler, politik tavırlar değildir. Aynı zamanda bir epistemolojidir. Yani baktığın zaman adab-ı muaşerete kadar öğretilir. Yani nasıl oturup kalkacağına kadar öğretilir. Ben şimdi bir iki tane küçük örnek vereyim bununla ilgili. Ya da şöyle bitiriyorum. Din hakkında da yazılır, sorular gelir, cevaplanır. Cinsellik hakkında da gazeteye sorar avam sorularını, oradan öğretilir. Her şey gazete oradan çok öğretilir. Ciddi bir şey o tabii zaman. Şimdi buradan hareketle baktığımız zaman bu grup, medya grubu, bu yayınlayan patron, bu mektubu gönderen patron, bir o gazetenin ne amaçla kurulduğuna baksın 48'de ve şimdiye kadar ne iş yaptığına baksın. Ve bizdeki o efkar yukarıdan oluşturulduğu için, fikirler empoze edildiği için kendi grubunda kimleri tuttu ve kimleri şimdiye kadar yazdırdı ve onlar ne işe yaradı? Yani ben diyorum ki şimdi bırakın barış diline. Nedamet getiriyor olmaz mı diyelim hayır, ki? Hayır yani. Barış diline. Dedi ki biz diyelim de eleştirelim ki, ama nedamet getirsin, samimi de olsun. Diyorum ki barışa hizmet etmek istiyorsa darbe şakşakçısı, hatta darbe işbirlikçisi, hatta darbeleri zemin hazırlayan, yayınlar yapanlara 40 yıl kucak açtı bu gazete. Yani bu insanlar basın konseyi başkanlığı yaptı Türkiye'de ya. Yani darbeleri zemin hazırlayan, yayınlar yapan, ta işte şeyden gelen, eski gazetelerden gelen Oktay Ekşi denilen kişi, daha sonra senatör yapıldı, ondan sonra da başyazar oldu, basın konseyi başkanlığı oldu, daha yeni emekli oldu. Milletvekili oldu. Onu da mı oldu? Onu takip etmedim, bilmiyorum.
Yani böyle düşünün. 28 Şubat'ta da tabii ki oldu. Oldu değil 60'ta mi? Hazırlayan süreçteydi. Medyadaki hazırlayıcı süreçlerindeydi 60 ihtilalinde. 80'deki işlevini hatırlamıyorum. Vardır ama mutlaka.